CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Haftayı ortaladık sayılır artık. Günün ekonomisinde iç gündeme, dış gündeme ve haftanın konusu olarak seçtiğimiz enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz. Hadi gelin şimdi iç gündemle kısa kısa özetlere başlayalım. Bugünkü gündemimizde daha çok Borsa İstanbul üzerinden konuşacağız. Neden iç gündemde? Borsa İstanbul'un paylarında değişiklikler oldu. Önceden ABCD gruplarına ayrılan paylar şimdi ana pazar ve yıldız pazar olarak ikiye ayrıldı. Ne demek? Hemence açıklayayım. A serisinde 30 milyar liraya kadar olan, 30 milyar lira ve üzerinde olan yatırımlar A grubuna girer Borsa İstanbul'da. 30 ile 10 milyar lira arasındakiler B grubuna ve 10 milyardan aşağıda olanlar da C grubuna girer. D grubunda da Borsa İstanbul'un güçlü paylarına girmeyen yatırımcıları D segmentinde buluşturuyordu. Ancak şimdi yıldız pazar ikiye ayrıldı. Yani daha şaşalı, daha öncülerin olduğu ve ana pazarda yine 1 ve 2 olarak ikiye ayrıldı. Bundan sonra Borsa İstanbul'da yatırım yapacak olan yerli ve yabancı yatırımcılar 2 Ekim'den itibaren bu düzenekte artık yatırımlarını yapmaya başlayacaklar. Ama borsadan çıkışlar var. Rakamlara baktığımız 105 bin rakamları görmüştük. Şimdi 103 bin rakamlara doğru gerilediğini görüyoruz borsanın. Hangi kalemler önemli? Borsanın genelinde %1'lik bir düşüş var. Çok fazla gibi görünmese de bankacılık endeksinde %2,5'lik bir düşüş var. Bu neden önemli? Çünkü son dönemde faiz indirimleri artı verilen krediler de göz önüne alınarak bankacılık sektörünün üzerine ciddi bir yük bindirildi. Şu anda bankaların ne yapacağı, bankaların kredileri ne zaman vereceği, şimdi bir de Merkez Bankası'nın döviz karşılığı altın swaplarına, yani Türkçesiyle ne demek istiyorum? Dövizi almak istiyorsan elindeki altınları ver demesiyle beraber bankacılık sektöründe bir hareket var, göreceğiz. Ama şimdilik bankalardan çıkış var. Döviz hareketlendi. Yeni ekonomi programı açıklandıktan sonra biz 5.64'lere kadar düşmüş bir döviz gördük. Ama biraz hareketlenmeler başladı. Çünkü peş peşe Amerika'dan güçlü gelen sinyaller doları hareketlendirdi. Boris Johnson'la başlayan Brexit hareketlenmesi euroyu hareketlendirdi derken dolarda da euroda da yükselişin olduğu bir gün, bir sabahla başladık. Bugün de öyle devam etti. Kamu alacakları ödendiğinde %2,5 oranında bir aylık faiz uygulanıyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla bu oran %2'ye indirildi. Çünkü kamu harcamalarında Berat Albayrak her seferinde tasarruf yılındayız dese de kamu harcamalarında kısıntı bu %2'lik faizle beraber biraz daha düşük, biraz daha bilançoda az yer olacak. Çünkü bütçe açığı üzerine de bir hedef var, değil mi? Sanayi Bakanlığı devrede ne için? Proje bazlı yardımlar için. Yani artık bir mega projeye imza sözleşmesi, imza aşamasına gelene kadar önce bir Sanayi Bakanlığı'na danışılacak. Bu da en yeni kararlardan bir tanesi ve içeride güzel bir gelişme daha var. Biliyorsunuz otomotiv devi Volkswagen'de Manisa'da bir seferinde Bursa önemli bir merkez, İzmit, Gebze önemli bir merkez. Şimdi Manisa'da Volkswagen'den, Alman devinden 1.4 milyar euroluk bir yatırım da resmen Türkiye'ye geliyor. Hem otomotiv hem de istihdamı etkileyecek gibi güzel bir gelişmeyle hadi gelin dış gündeme bakalım. Dış gündemde Fed'e aferin. Neden böyle? Biliyorsunuz Trump'la Fed'in başındaki Powell arasında rüzgarlar bir türlü durulmadı. Kimisi dolar güçlenmemeli diyordu, kimi faizleri yükselteceğim, geri çekmeliyim ülkeme derken ilk defa bu iki önemli lider aynı çatı altına, aynı fikir birliğine ulaştılar denebilir. Trump, Fed'in başındaki Powell sonunda doların güçlenmesine izin verdi dedi ve küresel piyasalarda dolar inanılmaz derecede hareketlendi. Güçlendi, elini kuvvetlendiriyor. Bir de ticaret savaşlarında da şimdi olumlu rüzgarlar basına yansımaya başladı. Hala net bir durum olmamakla beraber liderlerin birbiriyle konuşacağı haberi bile yetti. Ama bir taraftan da Trump yine Çin'i tehdit etmeye devam ediyor. Wall Street'ten, yani Amerika'nın borsasından Çinli şirketleri çıkarmada bir tarafta duruyor. Yani aslında Trump değişmedi, sadece beklemeye aldı diyelim.
Brexit, Boris Johnson İrlanda sınırı ile ilgili problemlerden dolayı Brexit'te tam imzalara ve hem avam kamerasının hem de parlamentonun isteğini, parlamentonun onayını alamadı. Ama şimdi tekrar bir İrlanda sınırının yeniden gözden geçirildiği haberleri geliyor kulaklarımıza ve Brexit'te de Boris Johnson başbakan ne diyor? Anlaşmasız bir Brexit'e de hazır. Yani biraz gözünü karartmış gibi, bu da aslında Euro'ya bir baskı olarak geri gelecek. Ruhani reddetti. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in New York'taki toplantısında ilk defa petrol saldırısından sonra Suudi Arabistan'a ne oldu? Liderler aynı çatı altında buluştular. Ruhani ile Trump da aslında ilk defa bir araya geleceklerdi. İzin verdi ABD Başkanı Ruhani de gelebilir diye. Ama şimdi ne çıktı ortaya? Bir telefon görüşmesinin olacağı ve bu telefon görüşmesinin İran Ruhani tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Bakalım bu Trump'ın bu haberlerin piyasaya çıkmasıyla nasıl bir yaptırıma gideceği merak konusu. Çünkü yaptırımları arttıracağını da söyledi. Yani petrol rallisinde Suudi Arabistan'a yapılan saldırı sonrası petrol karambolünde hala işler bir rayına oturmuş değil diyelim. Haftanın gündemi olan enflasyonla devam. Yarın Türkiye için en önemli verilerden biri olan enflasyon geliyor. Ama şimdi gelin bir enflasyon nasıl işlere bakalım. Yani bugün bu hafta içerisinde düşük enflasyonu dün konuştuk. Bugün yüksek enflasyonu konuşacağız. Ama nasıl işlediği önemli. Nitekim yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerin aslında düşük enflasyonu oranla kendilerini kurtarmaları daha kolay. Çünkü bir ekonominin değerlenebilmesi, bir ekonominin canlanabilmesi, çalışanların maaşlarına zammın gelebilmesi veya alım gücünün artması için aslında bir oranda enflasyon lazım. Yani %4-5 oranında bir enflasyon gerekiyor. O nedenle diyelim ki bir ürün var elinizde. Talep artışı olduğunda tabii ki de talep gelince hemen arz edersiniz. Yani ürünü üretmeye başlarsınız. Bu gıda olabilir, sanayi olabilir ve değerlenme başlar. Şimdi harcamalarda artış olunca ne olacak? Tüketici ortaya para, sıcak para koyduğu için değerlenme olacak ve yine bir ekonomide hareketlenme, canlanma olacak ve fiyat artışları gelecek. Neden? Çünkü bir mala talep fazlaysa arz edilirken daha yüksek fiyatlardan çıkması normaldir. Tabii fiyat artışını devamlı tutabilmek için, ki ekonomi yönetimi de her seferinde şunun altını çiziyor. Sürdürülebilir büyüme, bir büyümenin, bir hareketin sürekli olabilmesi için ne olması gerekiyor? Sizin talebe karşılık verecek bir arzınızın olması gerekiyor. Yani daha çok üretmeniz gerekiyor. Daha çok üretince de nereye gideceksiniz? Daha çok istihdam. İstihdam artınca da fiyatların artması, ki o çalışanı mutlu tutabilin ve o çalışan istenilen kalitede bir üretim yapabilsin diye. Yani yüksek enflasyon belki bizi korkutuyor ama şu andaki seviyelerde de duruldu. Yine de enflasyon ekonominin önemli çarklarından bir tanesi. Peki yüksek enflasyonda neler olabilir? Türkiye'nin yüksek enflasyona devam edelim. Ne olur, nasıl bir sonuç doğurur diye. Gördüğünüz düşük enflasyonda tüketici mutlu olduğu için ve alımlarını geciktirme lüksüne sahip olduğu için alımlarını durdururdu. Ters ekonomide, yüksek enflasyonda tam tersi, fiyat artacak algısı oturur. Yani bugün almazsam yarın artacak olgusu geldiği için ani karar mekanizması devreye girer. Hemen alayım, hatta stoklamaya çalışayım ki daha ilerisi olsun. Ama bu stoklamanın da bir sınırı olması lazım. Biliyorsunuz enflasyonun bel kemiğini kıran soğan ve patatesi biz çok konuştuk geçti. Sene stoklama olduğu için problem oldu. Aslında bu yanlış bir algı ama tüketicinin stoklamaya gitmesi ekonomiyi biraz canlandıracağı için iyi, ama üreticinin stoklamaya gitmesi çok yanlış bir hareket. Nitekim stoklama olunca, ben çok fazla para cebinden çıkınca da yüksek enflasyonla, bir yerden sonra da alımlarını erteler. Yani bölük pörçük alımlar başlar. O yüzden yüksek enflasyonu, yani enflasyonu bir stabil düzeneye koymak çok önemli. Peki Türkiye'de bizim karşımıza hangi enflasyonlar çıkıyor? Bakın, gıda enflasyonu çok sık konuşuyoruz. Yarın da bakacağız gıdanın payı ne kadar olacak. Bu genel bizim soframıza sirayet eden kısmı. Talep enflasyonu, ürünlere talep var mı yok mu? En çok bunun rahat ölçülebildiği, ama ürün diye de sadece düşünmeyin. Sanayi ayağı da var bunun, istihdam ayağı da var. Maliyet enflasyonu, burası üretici enflasyonunu içine alan bir yerdir. Maliyet enflasyonu, ham madde artınca maliyet enflasyonu gelir. Ya da girdiler çıktılar birbirini dengelemezse de maliyet enflasyonu gelir. Ve sonunda da para enflasyonu. Bunu dünyadaki parayla karşılaştıracaksınız. Türk lirasının diğer para bir
birimlerine karşı ne kadarlık bir alım gücü var üzerine giderseniz de para enflasyonunu göreceksiniz. Yarın biz enflasyon rakamlarında bütün bu enflasyon çeşitlerini göreceğiz diyelim. Verilerle devam. Dolar ve Euro'da artışlar var dedik. Bakalım nerelere kadar gelmiş. 5.75'in üzerinde bir yer arıyordu. 5.70'in altında kalırsa yatırımlar artar demiştim. Bir 5.72'ye sıçrama yaptı. Yine 5.70'e geriledi. Biraz rahatladı gibi günün sonuna doğru. Euro'ya bakarsak, Euro'da da dediğim gibi Brexit'te Boris Johnson hazırız dedi ama bakalım piyasalar hazır mı? Görülen o ki 1 kuruşluk indirimle o kadar da hazır değiller. Yani alınan açıklamaları birazcık hazmetmeye çalışıyor piyasalar ki sterlin hala baskı altında diyelim. Euro'da atılacak adımları bekliyor. Çünkü Avrupa bölgesinde de hem büyümede hem de enflasyonda problemler var. Borsaya bakalım. Borsadan çıkışlar oldu dedik. 103 binli seviyeleri görüyorduk. 103.647 ile kapatıyoruz. Ve son olarak da altın. Güvenli liman altında biraz dalgayı arkasına aldı gibi. Çünkü şu anda Amerika'dan iyi geliyor veriler. Avrupa beklemede. Suudi Arabistan'da petrol krizi acaba ayın sonuna kadar düzelecek mi diye düşünülüyordu ki işte dalgayı arkasına aldı. En yüksek sıçrama altında oldu. Yani insanlar güvenli liman arayışlarına yine başladılar diyelim. Günün ekonomisini böyle noktalayalım. Yarın da 17.30'da görüşünceye dek hoşça kalın. Ben Beste Uyanık.